atsaydık, pişirseydik. Ta 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 tam. İtalyan. Sizi çekeyim o zaman. İtalyan ve Türko. Hepsi bir arada. Malzemelerimiz neler? Sosumuz var. Teyzekiler gibi var. Altını okşuyor şeyin. Herhalde. Şeyimiz var. Sosis var. Mantar var. Bak bak dayıma bak. İlk defa görüyorum yaparken böyle bir şey. Ben Altay abi ilk defa görüyorum bir şey yaparken. Yemekle alakalı. Galiba alakalı. Ben de. Oyun oynuyorum oğlum. Galiba oyun ben de ilk defa görüyorum. Yani hamur yaparken ilk defa derken hani. Altay'cım. Ben yemek yaparken ilk defa. Yemek yaparken. Hayır. Ben dayımı ilk defa mutfakta görüyorum. Abi mangal yaparken çevirdiğini gördüm ben. Hani şeyleri çeviriyorum. Dur. Ozatam hasta ya. Ozatam birazcık hasta yine. Boğazları şişti. Dur çekeyim. Tutuş. Dur ve hamur. Bak bak hırlıyor. Hamur merhaba de. Merhaba. Merhaba. Annem. Ben babaya bir araba getirdim bak. Wow çok güzel. Bu ne peki? Karavan. Karavanmış. Zeymara geldik işte. Melis gelecek birazdan. Annem gelecek. Tuğrul da 10.30 gibi gelir. Zatamı da doktora götürecektik ama yarın götüreceğiz sanırım. İlaç aldık ona. Bugün evde bayağı bir iş yaptım. Çekemedim sizi. Hızlı hızlı yapayım diye. Hiç kamerayı bile açamadım. Mutfak dolaplarını falan sildim. Yağ çöz sıktım. Yani inanılmaz kirliymiş. Çamaşır falan yıkadım. Yerleri sildim, süpürdüm. Tuvaletler falan bayağı halloldu. İyi oldu. Merhaba desene Ozatiş. Hadi merhaba de. Bak. Çok güzel. Onun arkasına mı karavan takıyorduk? Evet. Hadi tak bakayım. Göstereyim. Teyzoşlara göstereyim. Vay çok güzel annem ya. Pizza yapıyorlar. Bayağı güzel olacak bugün. Bakalım. Bolyanok, bolyanok, bolyanok. Biz zamanı da pizza yemiyorduk yalnız. Benim de aklımdaydı bir ara. Pizza yapalım diye. İyi oldu şimdi. Dayımlar çağırdı bugün. Pizza sürpriz oldu ama. Diyorum ki ben ne yapayım? Ben dedim bari video çekeyim biraz. Vay bayağı dayım yapıyor yalnız. Ben de yardım edeyim işte. Lan ne yapıyorsun aşkım yardım ederek? Gözünle. Yani oyalayıp şöyle manevi, inanılmaz manevi bir desteğim var yani. Ha. Şu an boncorno tabii demeye başladık yani. Sonraki adım ne olur? Zaman da burada bir tabak hazırlıyor. Zeticiyim falan. Makarnalara sonra gideceğiz. Ben hepsine mantar koyuyorum. Çok güzel. Koy. Ne? İsli. Değil mi isli peynir? En son çorap gecesinde şey Emel annelerle yapmıştık. Pizza taşı da var. Ben öyle bir şeyin varlığını ilk defa şey yaptım ha, pizza taşı. Hadi ya. Allah. Dayı bu pizzanın şeyi ne? Adı ne şimdi yani ne tür bir pizza yapıyorsun? Emekli pizza. Ay o zaman sen şimdi malzemeden de kaçarsın. Amerikano. Bence şey malzemeden. Klasik karışık. Bu malzemeden kaçılmış hali ise gelin beni vurun. EYT'li o. Aa, hep beraber falan siz, diyor. O kapı kapanmıyor ya dışarıdaki. Tamam tamam. Hamuru tutuyor. Benim var. Tez hoş baliş geldi. Hamiş baliş. Haloş baliş. Hoş geldin. Harikalar Ozan. Çok tatlı. Burada yanına koyalım. Onu da kestim. Hoş geldin. Bu senin de değil sanırım. Hamiş Baliş'in göbeğine bakın ne olmuş. Aa yandın yan. Melo. Melo. Hoş bulduk. Kız bu ne olmuş görmeyeli büyümüş. Ay tontikim benim. Kaç haftalık oldu şimdi? 32. 32 Allah'ım yarabbim 32 hafta. Çok az kaldı. 6 Mayıs doğum değil mi? Aynen. Geliyor geliyor az kaldı. Anne
Selam ver. Aynı parçalar. Bayağıdır görüşemiyorduk. Evet. Bir göz operasyonu ardından bir estetik. Bayağı güzel oldu. Başka? Şöyle yapayım da bakayım. Aman aman aman. Yok yok hayır saçını çektim. Aman, aman. Şu tarafı biraz böyle şiş başka? Acıyor. Ama şu anda şükürler olsun bayağı bir iyileşti. Ve çok morarma falan da olmadı annemde. Aynısı mı? Değil mi anne? Biraz göz kapağı hafif şiş ama olacak. Daha 2 hafta mı oldu? 2 hafta. Güzel mi? Salı günü olacak daha. 2 hafta oldu daha. Çok iyi canım maşallah. 11 gün. Çok iyi. Süt mü sıkıldı? Geçmiş olsun hayatım. Çok teşekkür ederim. Ne? Takipçilerim beni özlediyseniz. Evet sana selam söylesin. Hayatım sana çok selam söyleyenler var. Teşekkür ederim. Ya annen çok tatlı diyorlar. Şey yazmış bir takipçi. Anneniz ahşap boyamaya mı gidiyor? Hani sen genelde boyuyorsun ya bir şey. Anneniz ahşap boyuyor. Yok dedim gitmiyor ama. Hani yatkındır eli yazdı. Önceden gitmiş. Aynen aynen. Kumaş boyama falan var sende. Duvar, kumaş, ahşap her türlü. Anneme ulaşın. Her şey boyanır. Saç bile boyanır. Aynen. Şöyle bir tabağımız hazır. Zayıflamışsın gülüm. Güzel bir sofra. Kilo evet. Çok da seyircisi yazın yapıyor. Yazın çalışıyor. Pizzaların durumuna bakalım. Kışın çalışıyor. Oo, diğerleri çıkmış. Çok da seyircisi var. Yazın ne adam? Yazın, kışın. Harika görünüyor yalnız ha. Çok güzel görünüyor. Dayıma baksana motorize servis. Durmaksızın çalışıyor. Dikkat olsaydı cam hakem yapacaktı. Evet. Bunlarla işim bitti. O yanar da ikinci kere. Öyle mi? Evet, hadi Özlem Bey yap hareketi. Hadi bak buna ver. Oho, gelin. Dayı yapsana. Biz de böyle. Geliyor. Allah seni. Ben de diyorum ne atıyor bu? Çevir, yere başlayalım. Yok. Çekelim şöyle. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Anne afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Baba. Efendim? Harikasın ya. Ay oğluma bakın ya. Kılıcı var, oku var, yayı var. Koruma kalkanı bile var kolunda. Bayıldım, bayıldım. Anneannesi almış. Allah'ım. Çok tatlısın. Annem. Ne yiyorsun anneciğim? Oza tam ne yiyorsun annem? O ne? Bak bak aşkım bayağı sıyırdı şeyi. O şu an hiçbir şey umurumda değil. O ne? Böğürtlen mi annem o? Ne o anneciğim? Dut. Dut annem. Oku benim. Karşı komşum Burcu da sağ olsun kek getirmiş. Annesi yapmış mandalinalı. Bir tane yedi. Çok seviyor keki. Meyveye bayılıyor. Uf, nasıl yiyor bak. Aşkım üçüncüye geçti. Yani. Evet arkadaşlar herkese pazar gününden selamlar. Şimdi mutfaktayım dedim bir kamerayı açayım size selam vereyim. Dün dayımlardaydık zaten orada. Orada kamerayı açtım ama videonun açılışını yapmadım. O yüzden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bir sorun yoktur. Sizleri çok özledim. Ne zamandır bu şekilde konuşmuyordum. Yani bu depremlerden sonra böyle kendimi hiç hazır hissetmedim. Çoğu kişi de öyle zaten. Şimdi biraz böyle toparlanıyor gibiyiz. İnşallah da her şey çok güzel olacak diye ümit ediyorum. Şimdi mutfaktayız. Şöyle bir keyif çayımı içtim kahvaltıdan sonra. Güzel bir kahvaltı yaptık. Bol bol yağlı bir kahvaltı oldu. Kızartma yaptım. Patates kızartalım derken kabak attım, patlıcan attım. Böyle biber attım. Bayağı bir kızartma oldu. Yine akşam yemeği için de bir şeyler çıkarttım buzluktan. Onları göstereyim size.
Bakın bu arada şöyle kızartmadan bu kadar kaldı. Onu zaten yine yeriz. Bir de salata yapmıştım. O da kaldı. Şöyle iki parça bir tavuk butum var. Bununla birlikte bir tencere yemeği yaparız sizinle. Buzluk malzemelerini değerlendirelim istedim. Şöyle bezelyem var. Mısırım vardı yine buzlukta. Bir de havuç çıkardım. Patates de çıkaracağım. Şöyle tencerede bir güzel but yemeği yaparız. Bir de canım böyle sebzeli, işte mısırlı, havuçlu, bezelyeli bir pilav istiyor. Onu da yapmak istiyorum. Gidişata göre bakarız artık. Size birlikte yapacağız. Bu arada şu ocağa bakar mısınız? Çok güzel temizledim. Dün demiştim ya size. Şu davlumbazın üstü biraz is kalmış ama yani şurayı görmeniz lazım var ya, mis gibi oldum. Sonra bütün şuraları böyle yağ çöz falan sıkarak temizledim. Mutfak dolaplarını sildim, cifledim. Çok güzel oldu. Tertemiz oldu mutfağım. Dediğim gibi çekemedim size. Bayağı bir hızlı yapmam gerekiyordu çünkü. Bunları da sonra yapacağız. Oğuz Atiş birazcık hasta, ateşi var. 2 gündür biraz kötü, boğazları kötü, antibiyotik aldık. Bir ayda ikinci defa hastalandı. O yüzden biraz üzgünüz. Allah yine daha kötü bir şey vermesin diyorum. Burada çamaşırda yine kurumuş bir çamaşırım var. Onları çıkaracağım. Dün şöyle banyo paspaslarıyla birlikte ayakkabıları ve terlikleri attım. Bakar mısınız? Mis gibi oldu. Bayılıyorum şöyle terlikleri, ayakkabıları atmaya. Çok güzel oluyor. Sessizce o setişi göstereceğim. Burayı da bayağı bir boşalttım. Şurada bir tane makyaj seti vardı. Böyle bakım seti gibi. Onu banyoya aldım. Çok güzel oldu. Sade oldu. Temizliği de kolay oluyor. İlk yardım çantası söylemiştim. Yeni. Eskisi bayağı bir kötü olmuştu. Bununla da yine deprem çantasını tekrardan hazırlayacağız size. Zaten şu anda hazır bir deprem çantası var. Daha bakın. Şurada başucumda duruyor. Bu ama küçük geldi. Büyük çantayı alacağım. Orada da yine şunları da koyacağım. Beraber hazırlarız sizle. Şimdi şu çamaşırları bir çıkaralım. Kurutmadan bunları bir katlayayım. Sonra yine görüşürüz. Bu arada şuna bakar mısınız? Biraz da sessiz konuşuyorum. Bakar mısınız şuna ne kadar dolmuş? Şuna bir bakar mısınız? Yani size şimdi göstereceğim şunun içinden çıkanı. Zaten yine Dyson'la süpürüyorum bu tozları. Yani arkadaşlar şu kurutma makinesi var ya, inanılmaz bir şey ya, inanılmaz. Bakın şimdi. Bakar mısınız yani? Gerçekten her seferinde şaşırıyorum şu çıkan. Yani bu zaten giysi havu, böyle giysi tozu. Düşünsenize, demek ki evin içine böyle çamaşırlığı atsam bunlar evde dolanacak. O yüzden toz da hiç bitmiyordu. Neyse ki kurutma makinesiyle o bayağı bir geçti. Şimdi şurayı da şöyle bir süpüreyim güzelce. Yani şu beni her zaman şaşırtıyor. Gerçekten muhteşem bir şey şu kurutma makinesi arkadaşlar. O yüzden tavsiye ediyorum. O zaman da Migros'a geldik, bunu aldık. Araba istedi ama bunu sonradan beğendi. Bir de fitili aldık. Biraz ateşi yüksekti. Hadi bakalım gidelim mi? Anne. Güzel şeyler varmış yalnız burada. Efendim anneciğim. Ay çok tatlı. Bayağı iyi yalnız, 100 lira. Efendim anneciğim. Evet, zaten var senin ondan. Değil mi, depoda var. Hadi gel bakalım. Ne baba? Bak benim termosumdan. Baba. Evet. Güzelmiş. Anne. Efendim. Yani bu mu? Bu evet, mu? Evet anneciğim. Bu mu? Hı hı.
Oy. Oy ne oldu? Herde neler aldık onları gösterelim. Bir de kulak pamuğu aldık. Oza dişi çorap aldık, çilek aldık. Neyi? Ben çok beğendim Oza tam. Hadi bakalım. Patatesleri şöyle uzun uzun da şöyle ikiye böleyim. Anne. Efendim havucumuz. Efendim anneciğim. Tamam onu ye, vereceğim yine. Anne. Canım. Bu nasıl yapılıyordu? Göstereceğim sana şimdi. Nasıl? Göstereceğim anneciğim. Tamam ben bakacağım şimdi. Onları da yine oraya takacaksın anneciğim. Bir salça koyacağım. Baba. Bakayım. Hayır yine üçgen arayacaksın. Biber salçası. Yine domates salçası. Şöyle. Az daha biber. Biraz da üstüne şöyle ben zeytinyağı gezdireceğim. Su ekleyeceğim efendim anneciğim. Yani bu tartayağı da var anne. Bu tartayağı da var. Tamam onlara da yine ev yaparız. Bunu arayalım ben de. Tamam. Biraz da baharat ekleyelim. Şöyle toz. Karabiber. Altını açalım. Anne. Anneciğim. Yani bu fazla yağ da var. Tamam aşkım. Ağzını kapatacağız şimdi. Anne. Şöyle. Efendim aşkım. Nasıl kapatacak bu fazla yağ da? Bakacağım ben şimdi hemen. Pişin lezzetli olun. Şimdi pilav yapacağız. 2 bardaktan yapacağım. Ben önceden ıslatacağım bugün. Vaktim de var. Çok güzel. Pilavda mısırlı yapacağım. Böyle karar verdim. Yok. Şöyle tuz atalım. Sıcak suyumuzu da koyalım. Kahve molası.
Mısırlı pilavımızı yapacağız. Şöyle yemeğimiz de bu arada güzelce pişiyor. Şöyle bir sıyağımızı koyalım. Bu arada böyle kapaklı bir şeyiniz varsa tava gibi çok güzel olur. İlla tencere olması şart değil yani. Bu tarz böyle bir tavada da yapabilirsiniz. Şimdi yıkadığım pirinçleri atıyorum. Tereyağı atacağım. Benim şu tereyağlarım şöyle küp küp yapıyorum. Buzluğa atıyorum. Çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor. Tuz atıyorum. Su eklemeden hemen önce atıyorum ben tuzu. Ve 3 bardak su. Şöyle 1 bardak da mısırım var, onu da atıyorum. Şimdiden çok güzel gözüküyor. Kapağını da kapatıyoruz. Evet, hadi bakalım. Evet, şimdi hemen şipşak bir poğaça yapacağız. Şurada yumurtanın beyazını koydum. Bir tane yumurtanın sarısı da burada üstüne süreceğim. Şöyle sulu yoğurdun kısmından bir çay bardağı yoğurt. Ya beğendi. Ev falan yapalım dedi. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bunu böyle hemen şipşak misafire, çocuklarınıza yapabilirsiniz. O zaten çok seviyor. Dereotu da koyarım ama şimdi dereotu yok. Şöyle. Margarini eritme vesaire derdi de yok. Hemen yapabilirsiniz. Tuz ekliyorum. Un biraz göz kararı olacak. Azıcık da kepekli undan ekleyeceğim. Kabartma tozumuz var. Biraz daha un. Ve yağlı bir hamur olduğu için hemen rahatça toparlanıyor. Gerçekten böyle 5 dakikada hemen şipşak yapabilirsiniz. Öyle bir poğaça. Evet, fırını da 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayardan pişireceğim. Ne? Ben açamadım onu, biliyor musun?
Ama bilmiyorum ki, ona bakmak lazım. Çok mu eski? Ya 2 yıl oluyor. Oha. Yağlı turşu var, annen getirmişti, onu açalım mı? Bence bunu açalım yiyelim. Pilavımız oldu. Valla çok güzel gözüküyor pilav. Pilavımız oldu. Yemeğimize bakalım. Ay bu arada bu tencereyi Emel anne aldı. Yılbaşında uyum. Vallahi yemek de çok güzel gözüküyor. Umarım lezzeti de güzeldir. Bakın şöyle. Bayağı bir pratik oluyor arkadaşlar. Şimdi tabaklayalım artık. Açıldı mı? Bence bir tadına bak ilk önce, öyle koy aşkım. Yani bir bakalım bence tadına. Yumuşamış gibi gözüküyor. İyi gibi. Ya, iyi o zaman. Yani evet, böyle aşırı bir kat şeyi kalmamış ama tıkanını sanki yenir gibi. Ne diyorsun? Ben beğenmedim. Yenmez aşkım ya, kötü olmuş. Pilav da 2 bardaktan ne kadar çok çıktı. Bence yenmez aşkım, kötü olmuş. Pilav çok güzel olmuş dedi. Harika olmuş pilav. Hı, afiyet olsun. Hı. Afiyet olsun. Bir daha söyle dediğin şeyi. Yani bu pilav için seninle devam ediyorum. Hayır, öyle demedin. Belki senin pilavından başka pilav yemiyorum de. Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Canım şöyle bir yemek istedim, biliyor musun? Böyle bezel gibi falan. Şimdi... Ama anne baba Ozatan, Ozatan böylesin bak, böylesin. Ozatan böylesin bak. Ama baba. Ama anne. Poğaçaları göstermedim size. Yakaladım. Ama dur. Harika oldu, yumuşacık. Dur dur, düşersin çok bak. Çok güzel düşersin. Oldu. Tavsiye ederim. Kırayı hemen toplayayım, geliyorum oğlum. Burada da hummalı bir bulaşık çalışması. O adam hiç rahat bırakmıyor babasını. Ona baksana nasıl durmuş orada. Onu ne yaptı gördün mü? Geç. Ozata. Ama anne. Ama baba. Oy, o ne? Banana. Bir tarafa. Anne söyle böyle. Banana. Ay anne. Bir de bravi de anne. Bravi. Wow. Böyle elinde böyle. Bravi. Sen niye yedin? Oynayalım yedim. Oynayalım yedim. Evet arkadaşlar, herkese selam. Şu anda iş yerindeyim. Günlerden pazartesi ve kapanışı yapmaya geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.